Bölüm 16. Doğaüstü bir belirti isteniyor. Ferisilerle Sadukiler İsa'nın yanına geldiler. Onu sınamak amacıyla kendilerine gökten bir belirti göstermesini istediler. İsa onlara şu karşılığı verdi. Akşam olunca siz gökyüzünün rengi kızıl olduğuna göre hava iyi olacak dersiniz. Sabahleyin bugün gök kızıl ve bulutlu, hava bozacak dersiniz. Gökyüzünün görünümünü yorumlayabiliyorsunuz da belirli zamanlarla ilgili belirtileri yorumlayamıyor musunuz? Kötü ve vefasız kuşak bir belirti istiyor. Ama ona Yunus'un belirtisinden başka bir belirti gösterilmeyecek. Sonra İsa onları bırakıp gitti. Ferisilerle Sadukilerin mayası. Öğrenciler gölün karşı yakasına geçerken ekmek almayı unutmuşlardı. İsa onlara, dikkatli olun, Ferisilerin ve Sadukilerin mayasından kaçının, dedi. Onlar ise kendi aralarında konuşarak, ekmek almadığımız için böyle diyor, dediler. Bunun farkında olan İsa şöyle dedi. Ey imanı kıt olanlar! Ekmeğiniz yok diye aranızda ne konuşup duruyorsunuz? Hala anlamıyor musunuz? 5 ekmekle 5000 kişinin doyduğunu, kaç sepet dolusu yemek artığı topladığınızı hatırlamıyor musunuz? 7 ekmekle 4000 kişinin doyduğunu, kaç küfe dolusu yemek artığı topladığınızı hatırlamıyor musunuz? Ben size Ferisilerin ve Sadukilerin mayasından kaçının derken ekmekten söz etmediğimi nasıl oluyor da anlamıyorsunuz? Kendilerine ekmek mayasından değil de Ferisilerle Sadukilerin öğretişinden kaçınmalarını söylediğini o zaman anladılar. Petrus'un Mesih'i tanıması. İsa, Filipus Sezeriyesi bölgesine geldiğinde öğrencilerine şunu sordu. Halk, insanoğlunun kim olduğunu söylüyor. Öğrencileri şu karşılığı verdiler. Kimi vaftizci Yahya, kimi İlyas, kimileri de Yeremya ya da peygamberlerden biri olduğunu söylüyor. İsa onlara, ya siz, dedi. Ben kimim dersiniz? Simon Petrus, sen yaşayan Tanrı'nın oğlu Mesih'sin, cevabını verdi. İsa ona, ne mutlu sana Yunus oğlu Simon, dedi. Bu sırrı sana açan insan değil, göklerdeki babamdır. Ben de sana şunu söyleyeyim. Sen Petrus'sun ve ben topluluğumu bu kayanın üzerine kuracağım. Ölüler diyarının kapıları ona karşı direnemeyecek. Göklerin egemenliğinin anahtarlarını sana vereceğim. Yeryüzünde bağlayacağın her şey göklerde de bağlanmış olacak. Yeryüzünde çözeceğin her şey göklerde de çözülmüş olacak. Bu sözlerden sonra İsa, kendisinin Mesih olduğunu kimseye söylememeleri için öğrencilerini uyardı. İsa ölüp dirileceğini önceden bildiriyor. Bundan sonra İsa kendisinin Kudüs'e gitmesi, ihtiyarlar, başkâhinler ve din bilginlerinin elinden çok acı çekmesi, öldürülmesi ve 3. gün dirilmesi gerektiğini öğrencilerine anlatmaya başladı. Bunun üzerine Petrus onu bir kenara çekip azarlamaya başladı. Tanrı korusun ya Rab. Senin başına asla böyle bir şey gelmeyecek, dedi. Ama İsa dönüp Petrus'a şöyle dedi. Çekil önümden şeytan. Sen yolumda engelsin. Senin düşüncelerin Tanrı'nın değil, insan düşünceleridir. Sonra İsa öğrencilerine şunları söyledi. Ardımdan gelmek isteyen kendini inkar etsin. Çarmıhını yüklenip beni izlesin. Canını kurtarmak isteyen onu yitirecek. Canını benim uğruma yitiren ise onu kurtaracaktır. İnsan bütün dünyayı kazanıp da canından olursa bunun kendisine ne yararı olur? İnsan kendi canına karşılık ne verebilir? İnsanoğlu babasının görkemi içinde melekleriyle gelecek ve herkese
yaptıklarının karşılığını verecektir. Size doğrusunu söyleyeyim. Burada bulunanlar arasında insanoğlunun kendi egemenliği içinde geldiğini görmeden ölümü tatmayacak olanlar var.